Şimdi Melih Hocam, biz size yıllardır program yaparız ve biz geçen yıl değişen, gelişen teknolojinin eğitimi nasıl değiştirdiğini konuştuk sizinle bu ekranda. Sonra bir pandemi süreci başladı. Doğru. Ve bir anda ülke olarak dijital eğitim içine düştük. Evet. Doğrusunu isterseniz herkes sizin üniversiteniz kadar kolay adapte olamadı. Çok sayıda vukuat da yaşadık. Kolay kolay adapte olamayan çok sayıda üniversitemiz oldu. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Pandemi bize ne yaptı? Eğitimi nereye dönüştürdü? Siz üniversitenizde mesela yeni eğitim dönemini nasıl planlıyorsunuz hocam? Şimdi ben 1 Mart gelecek günü de bir konuşma yapmışım. 23 Mart'ta da şey olmuş, okullar tatil olmuş. 1 Mart'ta şunu söylemişim ben, 10 sene içerisinde bütün eğitim dijitalleşecek demişim. Gelecek öngörüsü olarak ve ona göre de ne olacağını anlatmışım ama 23 gün sürdü aslında. Yani 10 sene dediğim şey 23 gün sonra geldi. Biraz burada tabii şey de var, trajikomik bir durum. Yani gerçekten kimsenin beklemediği bir şeydi. Oysa zaten eğitimde böyle bir dönüşüm bekleniyordu, öngörüyordu. Çünkü bununla ilgili teknolojik altyapı var zaten. Ama insanların kültürel olarak adaptasyonda problem olacağı için ben 10 senelik bir dönüşüm periyodu bunu öngörüyordum. Tabii pandemi bunu bir anda bir araya indirdi. Çünkü bir zorunluluk oluştu. Evet. İnsanların bir araya... Hızlıca da aslında insanlar adapte oluverdi. Hani eğitim kurumlarından bahsetmiyorum. Evet. Kullanıcılar sanki. Evet. Yani çünkü zorunluluk olduğu zaman, insanlar bir araya gelemediği zaman, öğrenciler amfilere, sınıflara gelemediği zaman, hatta kampüse gelemediği zaman, aslında eğitimin temel şeyi olan hocadan öğrenciye aktarım dijital ortama taşını verdi. Yani orada bir sorun oluşmadı. Sorun oluşan alanlar var aslında. Daha doğrusu sorun demeyeyim ama boşluk oluşan alanlar. Mesela sosyalleşme. Yani öğrencilerin bir araya geldiği, o kültürü soludukları, birlikte kulüplerde çalıştıkları ve benzeri kampüs ortamının avantajları ve artı değer katan öğrenciye noktalarda tabii ki boşluklar oluştu. Ama şu anda biz de kafa yoruyoruz ve bununla ilgili çözümlerimizi de ürettik. Zaman içerisinde bunları uygulamaya peyderpey alıyoruz. Ama bunlar da çözülecektir. Yani dijital altyapı bunlara da çözüm üretmiş durumda aslında. Bunun teknolojisi de var. Sadece bizim şunu yapmamız gerekiyor. Yani eskiye sarılıp böyle direnmememiz gerekiyor. Evet. Bunu da tabii genç hemen adapte olmamız gerekiyor. Mecburen zaten. Aslında bunun çok büyük avantajları var. Bakın şimdi biz üniversiteler olarak en büyük maliyet kalemlerimizden birisi büyük kampüsler. Şimdi bu kampüsler çok büyük maliyet aslında getiriyor eğitimin bir bileşeni olarak. Oysa şu anda dijital teknolojiyle birlikte bizim büyük oranda bu kampüslere ihtiyacımızın olmadığını gördük. Buradaki bütçeyi biz eğitimin daha iyi hale gelmesi, teknolojiyi daha fazla kullanmak, daha iyi hocalardan ders almak, daha iyi araştırma laboratuvarları kurmak gibi daha böyle üniversitenin yapması gereken temel fonksiyonları aktarabiliriz.